Değerli arkadaşlarım, hepinize hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Şöyle, bugün mutlu bir tesadüf, 15 Nisan, UNESCO'nun da kabul ettiği Dünya Sanat Günü. O yüzden biraz sanat konuşacağız Sayın Bakanımla. Bizi biraz gündelik yaşantının ve bu COVID'in ağırlığından, eve kapanmanın baskısından biraz sanatla nefes alalım diyoruz. Çok denk düştü, çok memnun kaldık bugün bu söyleşiyi sizin hazırlamanızdan, sizinle planlamaktan. Çünkü sanat o kadar değerli ve önemli ki bizi eğer kurtarırsa, bize özgürlük verirse en büyük gücümüzü sanattan alacağız. Ve bu katı sınırlardan belki sanatla kurtulacağız. Büyük önderimiz, sevdalısı olduğum Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Hayatta eğer sanat diyor, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diyor. Yani baktım başka ne söylenebilir? Yine her zamanki gibi en muhteşem sözü bizim büyük önderimiz söylemiş. Ben hemen programımı başlatıyorum. Ve ilk sözü değerli genel başkanım ve sevgili dostum Hülya Yüksel'e bırakıyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim Gönül Hocam. Sizi bu söyleşilerde yoruyoruz yoğun temponuz içinde. Ama bütün Genel Merkez Yönetim Kurulu adına size teşekkür ederim. Türk Üniversite Kadınlar Derneği ailemiz ve konuklarımız bu akşamki sohbetimize hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. TÜKAD'nin Perşembe söyleşisinde bugün çok değerli bir konuğumuz var. Devlet Geçmiş Dönem Bakanı, akademisyen, avukat, değerli Öney Alpagay'ı ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kendisine bu toplantıyı kabul ettiği ve bize zaman ayırdığı için de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Öney Çok Hanım. teşekkür ederim. Gönül Hocam Hoş çok kısa bulduk Sayın Başkanım. Siz de hoş geldiniz hocam. Gönül Hocam çok kısaca bahsetti. Ben yine bir 15 Nisan'ın önemini biraz vurgulamak istiyorum. Çünkü biz Sayın Alpagay ile bugünü konusunu belirlerken, bilimde ve sanatta kadın derken, açıkçası ben kendi adıma söyleyeyim, 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olduğunu bilmiyordum. Ayrıca bu güzel tesadüf de hepimizi sonradan mutlu etti. Uluslararası Sanat Derneği'nin olağan genel kuruluna Meksika'da katılan değerli sanatçı Bedri Baykam, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan bugünü Dünya Sanat Günü olması için önerdiğinde, bu öneri kabul edilerek 2011-2012 yılından itibaren bu güzel gün kutlanmaya başlamış. Bizim de sanat ve bilimde kadın söyleşimiz bugünle ne kadar güzel örtüştü, değil mi Sayın Bakanım? Dolayısıyla Gerçekten. ben aslında size yönelik bir özgeçmiş hazırlayıp okumak istemedim. Çünkü sizi herkes tanıyor. Ama Sayın Bakanım, siz uygun bulursanız kendinizle ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz başlıklar veya konular varsa memnuniyetle dinleriz sohbetimizin ana Peki. başlığı dışında. Ben konuyu uzatmadan size bırakıyorum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlarım, sizlerle beraber olmak bu akşam Dünya Sanat Günü'nün akşamında çok güzel bir duygu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Yeditepe Üniversitesi'nde hem tarih hocasıyım, yakın tarihimizi, Osmanlı tarihini, Cumhuriyet tarihini ve dünya tarihini siyasi tarih olarak veren hocalardan biriyim. Yaklaşık 5 yıldır da hukuk fakültesinde hukuk ve sanat dersine giriyorum. Hukuk ve sanat yan yana geldiği zaman önce bir duraksama yaratıyor. Nasıl bir ilişki var acaba arada diye. Sonra onun açılımının bu başlığı ne kadar iyi ifade ettiğini görüyoruz. Çünkü sanatın özgür olabilmesi için, sanatçının özgür ve güvenilir bir ülkenin koşullarında mesleğini yapabilmesi için
hukukun onu koruması gerekiyor. Çünkü sanat özgürlüğü de bir temel insan hakkı. O temel insan hakkı hem anayasayla hem yasalarla hukukun koruması altında. Bu hukukun sanata pozitif etkisi, anayasa ve yasalardaki koruyucu hükümler. Bir de hukukun sanata negatif etkisi var. Zaman zaman gelen yasaklar, sansürler, toplatılması kitapların ya da resimlerin, sanatçıların suçlanması, yargılanması, cezalandırılması gibi. Ama hukuk fakültesinde yalnızca değil, bana kalsa bütün siyasetçilerin haftada bir gün devam edecekleri bir sanat akademisinin olmasını isterim. Çünkü sanat insanın hayata bakışını değiştiriyor. Daha duyarlı, daha naif, daha mükemmeliyetçi olmasını da sağlıyor o bakış açısından baktığı zaman. Siyaset tek başına ve sadece siyaset olarak kalmamalı ve tüm siyasetçilerin dediğim gibi hiç değilse haftada bir gün zorunlu devam etmeleri gereken sanat akademilerinde açılabilmeli diye düşünüyorum. Evet, sanat nedir? Sanat nedir diye baktığımız zaman çok çeşitli tariflerin olduğunu biliyoruz. Ama en kabul göreni galiba şu. Sanat, insanların gördükleri, duydukları, hissettikleri ve hayal ettikleri olay ve güzellikleri estetik bir heyecan uyandıracak tarzda ifade etmeleridir. Bu ifade ediş kimi zaman boyalarla, resimle olabiliyor. Kimi zaman yazıyla olabiliyor. Kimi zaman beden diliyle olabiliyor. Kimi zaman tiyatroyla olabiliyor. Kimi zaman mimarlığa varıncaya kadar genişleyen sanat dallarının hepsiyle olabiliyor. Ama gerçek sanatçılar biliyoruz ki ülkelerinin ve dünyanın gerçeklerine ne tanık olmakla yükümlüdürler. Biraz evvel de söylediğiniz sanat olmasaydı ne olurdu diye Nietzsche o konuda diyor ki sanat olmasaydı gerçek bizi öldürebilirdi. Charlie Chaplin sinema için şöyle bir değerlendirme yapıyor. Sinema bir barış sanatıdır ve bu haliyle dünyaya katkı sağlayacaktır. Sinemayı bir barış sanatı kabul ettiği için Hitler'in çok öfke duyduğu sanatçılardan biri olmuştur. Çok hoşuma giden bir tarif var müzikle ilgili. O da şöyle, Üstün Dökmen'in bir sözü. Diyor ki, bütün sanatlar vitamindir. Bütün sanatlar vitamindir. Ancak müzik dil altı ilaç gibidir. Anında etki eder. Çok güzel bir tarif müzikle ilgili, dil altı ilaç gibidir, anında etki eder diyor. Ve gerçekten düşündüğünüz zaman belki bir resim için yüzlerce renk kullanmak durumunda kalıyorsunuz. Edebiyat dalında binlerce sözcük kullanmak, hatta türetmek zorunda kalıyorsunuz. Tiyatroda öyle ama müzik 7 tane işaretle, sadece 7 işaretle bir evrensel dil olabiliyor. Aşkında, sevginin de, mücadelenin de, devrimin de, teslimiyetin de, başarının da hepsinin ifadesini sağlayabilecek 7 tane işaret. Evet, ve tabii tiyatro, insanla, yaşamla birebir hesaplaşan bir sanat dalı. Bilgilendiren, aydınlatan, eleştiren, sorgulama ve düşünme kapıları açan müthiş bir sanat dalı. Ve bu sanat dalı gerçekten insanlık tarihi kadar da eski. Zaten sanata baktığımız zaman sizler de bilirsiniz mağaralardaki hayvan resimleriyle başlayan bir resim sanatını görürüz. Ağaç kabuklarından yapılan burmalı çalgıları görürüz. Vurularak ses çıkartılan ya da üflenerek nefesli ses sazların öncülüğünü yapan objeleri görürüz. Onların çıkardığı sese uygun ritimle beraber dans eden insanları görürüz ve o dans giderek
daha sonra pandomim adını alır sözsüz ise, müzik, kıyafet ve bir dekorla beraberse bale adını alabilir. Ama her zaman vardır, o müzik ve çeşitli türleriyle de diğer sanatları besleyendir. Bütün ülkelerin o tarihlerinde de çok farklılıklar taşıdığını görüyoruz. Osmanlı İmparatorluğu, dünya tarihine baktığımız zaman çok ilginç. Biz hep zannederiz ki Osmanlı döneminde ve hatta Cumhuriyet'in kurulmasının hemen öncesinde sahnede Türk kadınının, Türk ve Müslüman kadının yer alması mümkün değildir ve ancak kadın kıyafetinde erkekler o rollerde oynarlar. Oysa ki baktığımız zaman sanat tarihine pek çok ülkede bunun böyle olduğunu görüyoruz. Yani kadınların ya kölelerden seçilen kadınların sahneye çıkarıldığını ya farklı yıllarda ve farklı ülkelerde fahişe rolleri oynayabilmek üzere seçilmiş yine çeşitli kadınların sahneye çıkarıldığını ama genellikle kadın rollerini erkeklerin oynadığını görüyoruz. Bunu da şöyle izah ediyorlar o erkek egemen dünyada, sahne erkeğindir. Kadın sahneye çıkabilecek kadar eşit değildir. O ancak kendisine verilen bir süpürgeyle sahnenin tozunu alır, süpürür, temizler ve erkeklerin hizmetine sunar. Gerçek anlamda kadınların sahnede kadın rolleriyle buluşabilmesi Fransa'da Fransız devriminden sonra olmuştur. Osmanlı tarihine baktığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda padişah hangi sanat dalını ya da enstrümanı seviyorsa toplum onu kabul etmiştir. Mesela 3. Selim tambur çaldığı için herkes tambur öğrenmeye meraklı salmıştır. 2. Abdülhamit keman çaldığı için toplumda herkes keman çalmaya heveslenmiştir. Tekrar 3. Selim Türk sanat müziği, klasik Türk müziği besteleri yaparken pek çok besteci o yıllarda çıkmıştır. 3. Selim'den görerek ve imrenerek. Kadınların ise sanatta hiç yeri yoktur. Sadece Abdülmecit zamanında ilk kez bir opera binası yapılır ve bir kadınlar korosu oluşturulur. Genellikle yabancı gençlerin geldiği ve operanın yapıldığı akşamlarda kadınlar korosu sahnede yer alır ama o kadınların yüzü görünmez. Ayrıca tiyatrolara kadınların kafes arkasından gelerek oyunu seyretmelerine izin verilir. Bunlar Abdülmecit dönemindedir ama Abdülaziz geldiği zaman hiç hoşlanmaz operadan. Operayı kapatır, sarayın o binasını yıktırır, kadınlar korosunu kaldırır ve kadınların kafes arkasından tiyatro izlemesini bile yasaklar. Ta ki Tanzimat dönemine gelinceye kadar biliyorsunuz Tanzimat dönemi bir batılılaşma dönemidir. Ve o batılılaşma içinde de sanatta da bu mücadelenin verilmesi Osmanlı Devleti'nin zayıfladığı yıllarda onu kurtaracak bir ilaç gibi görünür. Pek çok yenilik yapılırken bunlardan biri de kadın mücadelesinin kendisine biraz zemin bulabilmesidir. Kadının sosyoekonomik durumu düzelmedikçe batılılaşma imkansızdır der Fatma Aliye Hanım ve şair Nigar Hanım. Ve o insanlar yavaş yavaş toplumda kadının rolü nedir, kamusal hayata katılımı nedir, evlilik kurumu nedir, bunlar tartışılmaya başlanır. Tarih boyunca bilinir ki mahrum edildikleri temel, en temel hak kadınların eğitim hakkıdır. Neden? Çünkü bilgi demek güç demektir. Güç de tehlikelidir. Kadının statüsü sarayda çocuk sayısına ve yaşına göre belirlenir. Ama Tanzimat ilk kez ebe mektepleri, öğretmen mektepleri, kız sanat mektepleri açar ve artık bu engeller yavaş yavaş kalkmaya başlar.
Meşrutiyetle beraber kadınların daha çok edebiyat alanında yer almaya başladığını görürüz. Gerçekten Türk edebiyatında Cumhuriyet'ten önce de çok güçlü kadın yazarlar vardır. Bunlardan birkaçıyla ilgili örnek vermek istiyorum. Mesela Fatma Aliye Hanım, Fatma Aliye Topuz, ilk romancıdır, ilk roman yazan kadındır. Muhafazakar bir kadındır ama kadın haklarını açıkça savunmaktan geri kalmaz. Kardeşi Emine Semiha Hanım daha radikal bir kadındır, aktivisttir. Gazetelerde yazı yazar. Hanımlara Mahsus gazetesi vardır o yıllarda çıkan. İlk kez orada yazmaya başlar. Yine o yıllarda Selma Rıza'yı görüyoruz. İlk Türk kadın gazete çıkaranıdır. İttihat ve Terakki'nin tek kadın üyesidir. Kızılay'ın kurucusudur. Ve kadını merkez alarak çok cesaretli yazılar yazmaya başlar. Şüphesiz hiç unutulmaması gereken de Nezihe Muhittin'dir. Bir kadın hakları savunucusudur. Keşke hayatı bir film olabilse, keşke hayatı bir dizi olabilse. Bunu çok hak etmiş kadınlarımız var. Kurtuluş Savaşı kadınları da var, sanatçı kadınlar da var, bilim kadınları da var. Avrupa'da bu tür kadınların hayatları sonsuza kadar izlenebilsin ve unutulmasın diye filmleşirken, televizyon dizileri haline getirilmişken biz elimizde bu kadar muhteşem kaynaklardan ne yazık ki yararlanamıyoruz. Yine o dönem içinde Suat Derviş biliyoruz. Kadınlar zaman zaman da erkek ismiyle yazıyorlar bazı yazılarını. Bu mahalle baskısı o yıllarda da var yine de. Günümüze kadar gelen çok sayıda kadın var, çok sayıda edebiyatçı var. Özellikle edebiyat alanında çok fazla kadın var. Ama kadınların gerçekten sanatın her türünde başarılı olduğu dönem Aziz Atatürk'ün açmış olduğu yoldur. Çünkü ben size miras olarak hiçbir dogma bırakmıyorum demiştir. Benim mirasım akıl ve bilimdir. Akıl ve bilimi bu kadar önemserken sanatı da unutmamıştır. Sanatla ilgili en güzel sözler Atatürk'tendir. Ve bir sözünü çok severim. Sanatçı alnında ışığı ilk hissedendir der. Elini öpmek ister Muhsin Ertuğrul. Orada derhal elini çeker. Sanatçılar el öpmez. Sanatçıların eli öpülür der. Sanata olan ilgisi Atatürk'ün sadece bir sanata dönük değildir. Atatürk kimi zaman zeybek oynar, kimi zaman vals yapar. Kimi zaman türkü dinler, kimi zaman Safiye Ayla'yı dinler. Bir opera bestelenmesini ister İran Şahı Türkiye'ye geleceği zaman, Türk ve İran motiflerinden oluşan bir opera hazırlanır, Özsoy Operası. Bu operanın sözlerinin önemli bir kısmını yazar Atatürk. Dünyada operaya söz yazan başka bir devlet adamı var mıdır diye ben aradım bulamadım. Yine Sakarya Savaşı devam ederken Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni açar. Yani sanata duymuş olduğu ilgi herhangi bir dala dönük olmayıp sanatın her dalına yöneliktir. Bela Bartok'u getirir Macaristan'dan ve tüm Anadolu ezgilerinin derlenmesini ister. Bu arada kadın sanatçılara ayrıca önem verir ve onlar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin, harika çocuklar olarak tanımlandırılmalarına ilişkin özel yasalar çıkartır. Ve ben sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Hepiniz büyük meşaleler halinde ülkeye geri döneceksiniz der. İçlerinde Sadi Irmak gibi bir tıp doktoru da vardır. İdil Birek de vardır. Pek çok sanatçı vardır.
Kadınların acılı oldukları bir dönem tiyatro ile ilgili olmuştur. Ben izniniz olursa burada bir örneği anlatmak istiyorum. Benim için de çok değerli bir örnektir, çok kıymetli bir örnektir. Cumhuriyet'in ilanından önce Türk ve Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaktır biliyorsunuz. Buna rağmen 22 Nisan 1919'da ilk kez sahneye çıkar Afife Jale. Afife Jale bir Türk ve Müslüman kadındır. İlkler hep bedel öder her zaman. Afife Jale de o bedeli ödeyenlerdendir. Çıktığı ilk akşam o kadar mesut olmuştur ki kendi deyimiyle gerçekten ağlamıştır bir sahnede. Bir sahnede ağlaması gerekir oyunun bir sahnesinde. O mutluluğundan ağlar. Kendisi de öyle ifade eder. En mesut olduğum gece ve bu sahnede ben sahiden ağladım der. Biraz sonra o zamanki adıyla zaptiyeler basar tiyatroyu duyarlar bir kadının sahnede olduğunu. Bunun üzerine kaçırılır Afife Jale. Zaten Darül Beda'yı kayıtlıdır. Tekrar sahneye çıkar bir başka gece. Tekrar zaptiyeler basar. Makine dairesine saklarlar bu sefer. Ve üçüncü kez çıktığında yakalanır. Çok kötü bir tokat atarlar yüzüne. Çok ağrına gider o tokat. Babamın dilinden sonra zaptiyenin elinden yedim hayat darbesini der. Çünkü babası eğer artist olursa, oyuncu olursa, sanatçı demeye hiç dili varmaz babasının. O zaman kendisini evlatlıktan reddedeceğini söylemiştir. Bunu göze alarak Afife Jale evden ayrılmıştır. O dil ağır gelmiştir. Bir de o yüzünde patlayan el ağır gelmiştir. Ve sonuçta 1921 yılında Darül Beda'dan çıkarılır. 1923 yılında yasaklar biter. Aziz Atatürk kadınların sahnede rol alabileceğine ilişkin görüşlerini açıkça ifade eder. Bu yasak kaldırılır. Ancak yasağın kaldırılmasının Afife Jale'ye artık pek faydası olmayacaktır. Çünkü çektiği ağır baş ağrıları nedeniyle Suriyeli bir eczacı tarafından morfine alıştırılmıştır. Ağrılarını kesebilmek için kendisine sürekli kendisi morfin yapar, iğne yapar. Ve o sıralarda Selahattin Pınar'la tanışır. Selahattin Pınar da babasıyla tartışarak evden ayrılmıştır. Babası onun üniversiteyi okumasını istemiştir. Selahattin Pınar da ben sanatçı olacağım dediği zaman ben çalgıcı evlat istemiyorum diyerek gaz lambasını arkasından atar. Yangın son anda söndürülür. Selahattin Pınar da evi terk eder ve yolu Afife Jale ile kesişir. Aşık olurlar, birbirlerine evlenirler. Ancak Afife Jale'nin morfin bağımlısı olduğunu görür Selahattin Pınar. Ne yaptıysa vazgeçiremez. O zaman ben de morfin ile başlayacağım. Sen hangi hayatı yaşıyorsan ben de onu yaşayacağım deyince çok tepki gösterir Afife Jale ve zorla onun boşanmaya ikna eder. Ben gidiyorum, bir de seni çekemem, çekmemeliyim, sana haksızlık etmemeliyim der. Ve ikna ederek boşanır. Huysuz ve Tatlı Kadın şarkısını, Bir Bahar Akşamı Rastladım Size şarkısını Afife Jale için bestelemiştir Selahattin Pınar. Ne yazık ki Afife Jale işte o tiyatroda özgürce oynayabileceği yılları maalesef Balıklı Rum Hastanesi'nde yatarak geçirir. 39 yaşındayken hayalleri eksik kalarak
ama örnek bir sanatçı olarak hayata gözlerini kapatır. Naif, kırılgan, inatçıdır. Tiyatro varsa ben varım demiştir hep. Ve tabii pek çok genç için, gençler için tiyatroda daha sonra sahne alan genç kadınlar için, kadın sanatçılar için bir rol model olmuştur ama çok ağır bir bedel ödemiştir. Selahattin Pınar öldüğünü duyduğu zaman evlenmiştir bir başkasıyla. Hiç tepki vermez önce. Hiç sesini çıkarmaz. Hiçbir şey söylemez. Sonra aradan birkaç saat geçince elini, yüzünü bulduğu bir kesici aletle kesmeye başlar ve zorla sakinleştirirler. Evet, bu böyle acıklı, hüzünlü bir hikaye ama Hafife Jale'nin bu mücadelesi daha sonra tiyatroda kadınların rahatça, özgürce çıkan yasalarla da elbette, yasalarla engellerin kaldırılmasını mümkün kılan Cumhuriyet'in Türkiye'sinde tiyatro yapabilmek mümkün hale gelmiştir. Dünyada da şüphesiz çok çok örnek alınması gereken kadınlar vardır. Burada da izin verirseniz birkaç isim saymak isterim. Kadın ve sanat deyince aklımıza gelen şüphesiz çok fazla isim vardır ama hem eşitlikçi bir kadın bakış açısıyla baktığımız zaman açıkça feminist olduklarını söyleyen, kadın hakları için mücadele eden, eşit yaşam için mücadele eden kadınların olduğunu görüyoruz. Bunların arasında Frida Kahlo'yu sayabiliriz. Ve beni çok yine etkileyen çok özel bir isim vardır. Daha evvel de bahsettiysem özür dilerim, ikinci kez olsun istemezdim ama o da Helen Keller'dır. Helen Keller bir büyük şanssızlık yaşayarak yaklaşık 15 aylıkken geçirdiği bir hastalık sonrası hem gözlerini kaybetmiştir, kördür, sağırdır ve dilsizdir. Bir organın bile eksik olması bir insan için ne kadar büyük eksiklik iken düşünün ne görüyor, ne duyuyor ve de konuşabiliyor. Sadece avcunda suyu tanıyabilmesi bile çok büyük mücadelelerle oluyor Helen Keller'ın. Ve inanılmaz bir hayat hikayesi sonrasında Helen Keller 5 dil bilen bir pedagog oluyor, bir aktivist oluyor, bir edebiyatçı oluyor. Kitaplar yazıyor, pedagoji eğitimini bitiriyor, 5 dil öğreniyor. Yüzme, yelkenli kullanma, kano kullanma ve bisiklete binme, satranç oynama gibi özelliklere sahip. Bir tanesinin bile çoğumuzda pek olmadığını düşünürsek bir kanonun, bir yelkenli yarışının ya da satrancın onda hepsinin toplanmış olması mucize gibi bir olay. Cambridge Üniversitesi'ni bitiriyor. O tarihlerde de Hitler yaklaşık 40 bin kişiyle opera meydanında kitap yakma şöleni yapıyor. Kitaplar yakılırken Goebbels, Yahudiler, liberaller, solcular, pasifistler, yabancılar, ari ırk Alman olmayan herkesin kitaplarının yakılmasını emrediyor. Yakılan kitaplar arasında Helen Keller'ın kitapları da var. Bunu söylüyorlar kendisine Amerika'da. O da şöyle yanıtlıyor. Tarih onu da unutmayacak, beni de unutmayacak. Ama onu nasıl değerlendirecek, beni nasıl değerlendirecek, önemli olan o diyor. Ve özgürlük madalyası veriliyor Helen Keller'e. En büyük sivil madalya Amerika'da verilen. Johnson'ın elinden alıyor ve uykuda ölüyor Helen Keller.
Evet, Hitler'i de insanlık anıyor. Helen Keller'ı da anıyor. Ama ne kadar farklılıklar içinde andığını da biliyoruz. Sonuç olarak biraz da bilim ve kadından bahsedeceğim ama burada şunu söylemek isterim. İdil Biret'ten Sunakan'a, Halide Edip Adıvar'dan Afet İnan'a, Türkan Saylan'a, Afife Jale'den Yıldız Kenter'e, Feride Acar'a, ışık olmuş bütün kadınlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Saygının en büyüğünü de Zübeyde Hanım'a gönderiyorum. Eğer sizi yormadıysam biraz da bilim ve kadınla ilgili birkaç notu aktarmak isterim. Sayın Bakanım, aşk ile dinliyoruz. Aşk ile dinliyoruz. Eğer yormadıysak dinlemeye devam etmek isteriz. Ben yorulmadım. Sizi de eğer yormuyorsam memnuniyetle. Benim bir de bugün sınavım vardı. Biraz önce bitti. Onun için notlarım da ortada kaldı azıcık. Hep birlikte çalışıyoruz. Gençler için. Yalnız sanatı bitirmeden evvel bir konuda unuttuğum bir yeri eklemek isterim. Gerçekten kadınların bu erkek egemen dünyada, kadın sanatçıların da kendine yer bulabilmesi çok kolay olmuyor. Olmamış, hala olmuyor. Bakınız 1954 yılında, yani daha yakın tarihimiz artık 54, bir yarışma yapılıyor. Bu yarışmada birinciliği Aliye Berger Hanım kazanıyor. Yaptığı tablonun ismi Güneşin Doğuşu. O kadar çok tepki gösteriyor ki erkek sanatçılar. Kadın resmi amatörcedir diyorlar. Kadın ilham gelen birisi değil, ilham veren bir objedir diyorlar. O sadece ilham verebilir, ona ilham gelmez. Onun çizgileri amatörcedir ve hep öyle kalacaktır. Bu bile hala ataerkil kültürün devam ettiğini gösteriyor. Erkeği daha rasyonellik, uygarlık ve kültürle özdeşleştiriyor. Kadını ise daha irasyonel ve doğayla, duygusallıkla sınırlandıran bir kültür dayatması içinde olduğumuzu gösteriyor. Ve galerilere baktığımız zaman hala bu galerilerin %60'ında erkek ressamların, %30'unda kadın ressamların olduğunu görüyoruz. Bu tabii büyük bir haksızlık. Hala kadının sanattaki varlığının onun ikinci cins oluşuyla ölçüldüğü, şekillendirildiği bir kültürü hala yenememiş olduğumuzu görüyoruz. Ve çok enteresan, bir banka, ismini vermeyeyim, bir banka bir katalog çıkardı bundan birkaç sene evvel. O katalogda dünyada ve Türkiye'deki kadın ressamlar başlığı altında çıkarılmıştı. Ne yazık ki o büyük eserde, büyük bankanın o büyük eserinde mesela Nazım Hikmet'in annesi Türkiye'nin en güzel ressamlarından biri olan Celile Hanım yoktu. Ya da Aliye Berger'in resimleri yoktu. Ya da sayabileceğimiz pek çok isim yoktu ama sadece Fahri Lihtan Zeyd, yanlış söylemiyorum değil mi? Fahrel Nisa Zeyd resmi vardı. Tabii o da bizim sanatçımız, Aliye Hanım'ın kardeşi, Halikarnas balıkçısının kardeşi, önemli bir isim.
Ama ne kadar Türk sanatçı olduğu da hep tartışılan bir isim. Çünkü o bir prenses, Irak kralının kardeşiyle evlenmiş, bütün hayatı orada geçmiş, orada vefat etmiş, orada gömülmüş. Yani Türk ressamları dediğimiz zaman orada yer alması gereken, hak eden bu kadar çok ressam varken onların hiçbirinin olmayışı da çok ilginç. Celila Hanım çok güzel resim yapan ve resimlerini hediye etmekten de mutluluk duyan bir kadın. Ama bir tek ricası oluyor onun da, çok etkili bir ricası. Hamam resimleri çok seviliyor. O da çok hamam resmi yapıyor dostlarına. Ama bir şey rica ediyor. Lütfen bunları yatak odanıza değil, salona asın diyor. Yatak odasına asılan resimler böyle bir mahcup duygu ifadesi eden resimler. Celila Hanım, Nazım Hikmet'in portrelerini yapan da bir anne ressam. Zaten çizgilerinden hemen tanınıyor Celila Hanım'ın olduğu o resimler. Kendisine aşık bir Yahya Kemal Beyatlı var biliyorsunuz. Yahya Kemal'le bu ilişkiyi Nazım öğrenip yasakladıktan sonra küser Yahya Kemal ve gözleri ileri derecede artık kaybolma noktasındadır Celile Hanım. Elinde bir pankartla oğlunun serbest bırakılması için imza toplamaya çalışır bir iskelede. O sırada oradan Yahya Kemal de geçer ve Celile Hanım'ı hiç görmemiş gibi yürür gider. Ancak daha sonra Sessiz Gemi'de bu olaydan sonra yazdığı söylenir ve Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin şarkısını da. Ben de bu akşam çok şarkılı Ama çok güzel, çok güzel, türküler çok anlattım. Sağ olun. Bir de burada sanatı bitirmeden yine o da böyle buruk ve farklı duyguların çarpıştığı bir kadın Eren Eyüboğlu'ndan bahsetmek istiyorum. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun karısından. Bedri Rahmi Eyüboğlu müthiş bir sanatçı biliyorsunuz. Yalnızca şiirleriyle değil, işte bezleriyle, desenleriyle, basmalarıyla, tülbentleriyle çok yönlü bir sanatçı ve aşık olarak evlendiği de bir karısı var. Karısı daha sonra Eren ismini almıştır. Ancak yıllar geçer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu bu sefer bir başka kadına aşık olur. Bir Ermeni kökenli kadındır Mari. Kara kaşlı, kara gözlüdür ve Bedri Rahmi'nin Kara Dudum, Çatal Karam, Çingenem, Nar Tanem, Nur Tanem, Tane. Bir Tanem dediği o şiirin öznesidir. Büyük bir aşk yaşarlar. Bedri Rahmi evlidir. Eren Hanım'la Mari nişanlıdır. Ama hiçbir şey bu aşkı durduracak gibi değildir. Çevredeki hiçbir tepkiyi umursamadan o aşkı yaşarlar ve bir süre sonra maalesef Mari vefat eder. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nın sonudur. İlaçlar çok pahalıdır. Hiçbir şekilde o ilaçlara yetişemezler parasal olarak ve Marie ölür. Bütün bu aşkın en büyük tanığı Eren Eyüboğlu'dur. Ve Marie'ye aşık olduğu zaman da bir bebeği dünyaya gelir. Bedri Rahmi'nin bir oğlu olur. Geçirdiği bunalımdan sonra yurt dışına gider bir süre. Yurt dışından gelir. Eren Hanım hiçbir şey olmamış gibi karşılar. Büyük bir sevgiyle kucaklar Bedri Rahmi'yi. Ve bir akşam deniz kulübünde kendisinden bir şiir okumasını ister dostları. Bedri Rahmi Eyüboğlu bu şiiri okur. Kara Dudum, Çatal Karam, Çingenem şiirini ve bir yandan da deli gibi ağlamaya başlar. Salonda karısı da vardır. Daha sonra anlatırken karnıma sıcak bir ütü yapışmış gibiydi o andaki duyduğum acı der. Ama kalkar Bedri Rahmi'nin gözyaşlarını siler. Yıllar sonra da bütün bunları oğlum senin için yaptım diye de bu duygularının ne için olduğunu da böylece ifade etmiş olur. Sanatçıların hayatları ilginç tabii. Duyguları coşkulu, kuralları bizimkilerden
farklı, daha tanımaz, kural tanımaz yaşamları var. Coşkulu insanlar, o coşku içinde çok sıradan insanlara benzemeyen özellikleri var. Onlar böyle de seviliyorlar ve böyle de kabul ediliyorlar demek ki. Ama bazen de işte insanın hüzünlendiği de oluyor. Sizi beklettim, kusura bakmayın. Biraz da bilim ve kadından bahsetmek isterim. Her ne kadar Dünya Sanat Günü ama biz sevgili genel başkanımla konuşurken bilimden de bahsetmiştik. Onun için birkaç cümle de orada kullanayım isterim. Tabii kadınların bir uzun yürüyüşü var. Yıllardır mücadeleler veriyorlar bu yürüyüşte. Bitmiyor o yürüyüş. Kimi zaman krallardan, kimi zaman din adamlarından, kimi zaman babalarından, kimi zaman kocalarından dayatılan sosyal baskılar, cinsel baskılar, ahlaki baskılarla mücadele ediyor kadınlar. Bilim kadınları da bunların dışında değil. Onlar da bu mücadelenin içinde yer alıyorlar. Ve bu mücadele verilirken özellikle bilimde kalabilmek için kadınlar, belki de bilim dışındaki kadınların verdiği mücadeleden çok daha fazlasını veriyorlar. Çünkü bilim dünyası da bilimin erkek kadını olmaz deniyor ama bilim dünyası da erkeklerin daha çok yer tuttuğu bir dünya. Bu dünyanın içinde kadınlar, bilim kadınları kendilerine yer açmak durumundalar. O açtıkları yeri bazen aşmak durumundalar. Yani yer açmak ve o yeri aşmak durumundalar. Bununla da yetinmeyip toplumda da önder rol model olup daha sonraki kadınlara da o yolu açmak zorundalar. Yani açmalar hiç bitmiyor. Kendilerine yol açıyorlar, o açtıkları yolu aşıyorlar. Ve daha sonraki o toplumsal sorumluluklarıyla başka bilim kadınlarının yetişmesi için de onlara önder olmak durumunda kalıyorlar. Çok sayıda bilim kadınımız var. Bir kısmı yurt dışında yaşıyor, bir kısmı bizim ülkemizin ilkleri olmanın öncülüğünü taşıyorlar. Peki, kolay oluyor mu bu erkek egemen dünyada, kolay oluyor mu? Amerika Ulusal Bilimsel Uluslararası bir Bilim Akademisi üyelerinden Profesör Yvette Hanım var. Yvette Bahar. Yvette Bahar Tıp Fakültesinde Sistem Biyoloji Bölümünün kurucu başkanı. Kendisine soruluyor. Diyorlar ki Yvette Hanım'a bu soruyu soranlar, nasıl başardınız? Şöyle cevap veriyor, biz erkeklerden tırnak içinde biraz daha iyi olmak zorundayız. Biz daha çalışkan olmak durumundayız. Biz daha girişken olmak durumundayız. Biz daha bilgili ve ilgili olmak durumundayız. Ön yargıları yıkmamız için bunlar gerekli ve eşitliği sağlamamız için bunlar gerekli. Gerçekten ön yargılar her zaman olmuştur. Bakınız, Cumhuriyet döneminde kızların en zor ve en son girebildikleri fakülte tıp fakültesi olmuştur. Çünkü kadının fıtratında doktor olmak yoktur diyen bir algı vardır ve topluma hakim olmuştur bu. Kadınların biyolojik yapıları doktor olmaya uygun değildir diyen anlayış Cumhuriyet sonrasında bile 1927 mezunu bir kadın doktorun ancak 1930'da görev yapabilmesine izin vermiştir. İşte diyor Yvette Hanım, bu ön yargıları kırmamız için ve eşitliği sağlayabilmemiz için
bizim daha çalışkan, daha bilgili, daha girişken ve daha ilgili olmamız gerekiyor. Bunun için kadınların talep etmesi gerekiyor. Talep etmekle kalmayıp kendisine güvenmesi, özgüvenini geliştirmesi gerekiyor ve daha sonraki kuşaklara da bu cesareti vermesi gerekiyor. Tabii bu çok kolay olmuyor çünkü kadınların erkeklerden farklı olarak sırf kadın olmalarından kaynaklanan binlerce engel çıkıyor önlerine. Binlerce engel çıkıyor. Erkeklerin hiç karşılaşmadıkları, karşılaşmalarının hiç muhtemel bile olmadığı pek çok engel kadın bilim kadınlarının karşısına çıkabiliyor. Hatta diyor ki yine Amerika'da yaşayan bir Türk bilim kadını, bakınız diyor dünyanın biyolojik bilimleriyle ilgilenmiş çok sayıda kadın bilim insanı var. Fakat televizyona çıkanların hepsi erkek ve sadece kadın olarak bize Madame Curie'yi anlatıyorlar. Oysa ki o kadar çok bilim kadını var ki. Ben de bunu duyunca bizim televizyonlarda da İstanbul Sözleşmesi'ni, kadın haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan erkek konuşmacılar aklıma gelmişti. Peki nasıl yapıyor o zaman kadınlar ya da kadınları başarılı kılan ne burada? Kadının bütün bunlara rağmen başarılı kılan temel özellikler de şöyle sıralanıyor. Deniyor ki kadınlar her şeyden önce bir anda birkaç işi birden düşünebilen, yönlendirebilen ve sonuçlandırabilen insanlar. İşte bu erkeklerde yok. Erkekler ancak tek işi ve o tek işe olan odaklanabilmeyi bilirlerken kadınlar aynı anda üç işi birden gerçekten odaklanarak sonuçlandırabiliyorlar. İkincisi, kadınlar çok mükemmeliyetçi. Bu mükemmeliyetçi olmaları kadınların başarılı olmalarındaki en önemli etkenlerden de biri. Ayrıca kadınların gerçekten hiçbir zaman mücadelelerden kolay kolay vazgeçmeyen inatçı da bir yanları var. Baktığınız zaman kimisi gerçekten ipek boksör gibi, ipek boks eldiveni gibi, hiç can yakmayacak gibi görünen ipeğe sarılmış yumrukları var onların. Ama o kadar mücadeleciler ve o kadar yılmayan bir yanları var ki bu da erkeklerde pek görünmeyen bir tarafları. Onun dışında farklı açılardan bakabiliyorlar olaylara. Yani empati yapabiliyorlar. Empati yapabilme gücü sadece kadınlarda bu kadar yüksek. Hiçbir erkeğin böyle bir empati yapabilme gücü yok. Olaylara da farklı açılardan bakıyorlar. İşte o zaman bütün bu yetenekleriyle de bilim dünyasının içinde çok önemli isimlerimizin olduğunu görüyoruz. Saygıyla anarak ben birkaç isimden bahsedeceğim bu bilim dünyasında. Tabii ki başta Türkan Saylan'ı anacağız. Türkan Saylan yaşamı bir sihirli değnek gibi lepra hastalığının tedavisiyle geçmiş. Uluslararası Gandhi ödülü kazanmış. Yalnızca Türkiye'de değil bu hastalığın dünyada gerilemesini sağlamış. Kurduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile de binlerce öğrenciye hayata kazandıran mükemmel bir isim. Nermin Abadan Unat, Türkiye'nin ilk siyaset bilimcisi, hocaların hocası, aydınlanma devriminin en çok emek veren kadınlarından biri. Halet Çembel, Hitit hiyerografilerinin çözülmesini sağlayan, Türkiye'yi eskrimde temsil eden ve olimpiyatlarda katılan ilk kadın sporcu. Iona Kucuradi, Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçilen ve bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kadın. Bizim bir de böyle ilk olan güzelliklerimiz var. Remziye Hisar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kimyacısı ve Sorbon Üniversitesi'nden mezun olan ilk Türk kadın.
Safiye Ali, Türkiye'nin ilk kadın doktoru, biraz evvel de söylemiştim. 1927'de mezun olduğu halde ancak 1930'da doktorluğa başlayabilmiş isim. Müfide Kuley, Müfide Kuley ismi bizim derneğimiz için de çok özel bir anlam taşıyor. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin kurucu üyelerinden Müfide Hanım ve ilk uzman doktor ve hükümet tabibi olarak da tarihte bizim saygıyla andığımız bir isim. Kamile Şevki Mutlu, hayatını dinlemiştim bir yakınından ve çok etkilenmiştim. Kamile Şevki Mutlu, Türkiye'nin ilk kadın patoloğu. Patolog oluşunun da getirdiği bir özelliği nedeniyle 1953'te Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nden anıt kabre nakli sırasında açıp bozulup bozulmadığını gören ve bozulmadığını raporunu yapan, onu açan ve işte o haliyle gören bir Türk patolog. Dilhan Eryurt, astrofiziği Türkiye'ye ilk getiren kişi, NASA'da bir kadın, Türk bilim kadını olarak da çalışmaya devam ediyor. Nüket Gökdoğan, Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisi ve ilk kadın dekanı. Selma Soysal, Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü. Merver Ansel, ilk kadın veteriner hekim. Afet İnan, ilk kadın sosyolog. Bu isimler böyle devam ediyor. Canan Dağdeviren, çok özel bir tıp kadını. Kalp pillerinin değiştirilmeden kalpte takılı olan pili mevcut haliyle çalıştırıp yeniden değiştirmesine gerek kalmadan hayatına katkı yapan bir büyük buluşu sağlamış. Hande Özdinler, dünyada ilk kez beyindeki motor nöronları floresan yöntemiyle izole ederek görmeyi sağlıyor amalarda. Bunu da yapan bir Türk. İlginç bir isim var. İlayda Şamilgil bir proje hazırlıyor, fizik projesi ve TÜBİTAK'a götürüyor. TÜBİTAK dereceye bile giremez, hatta bırakın dereceye girmeyi, aday dahi olamaz diye reddediyor projesini İlayda'nın. Bunun üzerine İlayda Polonya'da yapılan ve 80 ülkenin katıldığı yarışmaya katılıyor. Bu yarışmada birinci seçiliyor. Sonra Amerika'daki Cornell Üniversitesi kendisini tam burslu olarak Amerika'ya davet ediyor. O tarihte TÜBİTAK, İlayda'nın projesini kabul etmediği günlerde duayla fasulye uzatılan bir projeye birincilik veriyor. Ve tabii son olarak da Özlem Türeci biliyoruz. Özlem Türeci ve eşi de yüz akımız olan bilim insanı. İki gün evvel gazetede gördüğüm bir haberden de bahsederek bitireceğim konuşmamı. Diyarbakır'da teknoloji lisesinde okuyan iki tane genç kız. Dicle ve Nehir. Birinin adı Dicle, birinin adı Nehir. İkisi de Harvard Üniversitesi'nin tam burslu okuma hakkını kazanıyorlar. Belki kısa bir süre sonra, birkaç sene sonra bu bilim kadınlarımızı sayarken Dicle'nin ve Nehir'in de isimlerini sayarız ya da sayanlardan dinleriz. Böylece hayatın her alanında hayalleri olan, hayallerini gerçekleştirme inancı olan, gücü olan, bunun için mücadele eden, insanca yaşama hakkını savunan, insanlara güzellikler, bilgi, sanat, kültür vaat eden,
güler yüzlü kadınların ülkesinde yaşamayı hepimiz adına, hepimiz için gönülden dileyerek sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir konuşma oldu galiba ama aslında her ismin saatlerce sürebilecek hayat hikayeleri var. Bir özet bu kadar olabildi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Bakanım tabii nefes almadan dinledik. Söyleyişiniz, sunumunuz çok mükemmeldi ve bize bu dar zamanlarda umut oldu, güç verdi. Şimdi acaba soruları yazılı mı alsam yoksa bir soru cevap yapalım mı, önce size soralım ne dersiniz? Bu güzel konuda arkadaşlarımıza soru cevap yapalım mı, ya da soruları chatten mi yazsınlar? Genel Başkanım siz ne diyorsanız bu konuda, bir bu güzel söyleşiyi yarıda bırakmak istemiyorum. Bakanımızı da göndermek istemiyorum. Ne yapacağız? Siz karar verin. Şimdi hocam Öney Hanım'ın dersi de varmış. Muhakkak yorgundur ama arkadaşlarımız da burada dostları var. Arkadaşları var. Muhakkak onlar sorudan ziyade yorum yapmak isteyeceklerdir, konuşmak isteyeceklerdir, bir çift kelime, bir çift söz söylemek isteyeceklerdir. Tabii ki çok sevinirim. Ben ama bırakmadan şöyle diyorum, acaba Sayın Bakanım size Cumhuriyet, Atatürk, demokrasi demiştik, geleceğin güçlü kadınlarından gençlere. Bu başlıkta bir dakika. Kim konuşuyor arkadaşlar? Kadın bilim sanat. Tamam. Olur o kadar. O kadar oluyor hocam. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben dedim ki bu akşamki bu güzel söyleşiyi dinledikten sonra acaba orada başlıklar içinde sanat ve sanat tarihi de var. Acaba bakanımıza sanat ve sanat tarihi bence, mi versin? Bence sanat yani, sanat daha yakışacak gibi geliyor. Eğer kabul ederlerse, lütfederse sanat daha baskın olacak genç kızlarımıza. Öyle gibi gözüküyor. Evet. Hay hay memnuniyetle. 103, 104 burs, bütün bursiyerlerimiz arasından 103 bursiyerimiz katıldı. Bir mülakat yapıldı. O mülakatın sonunda 30 gencimiz bu Geleceğin Güçlü Kadınları programına katılacaktı. Fakat Gönül hocamız, bilmiyorum Nilgün hoca burada mı, Şerife Hanım bir değerlendirme jürisi olarak 55 gencimizi seçtiler. Çünkü gençler o kadar isteklilermiş ki kıyamadıklarını söylediler. Pırıl pırıllardı. Evet. 24 Nisan'da program başlayacak. Ben artık size bırakacağım. Hangi başlığı isterseniz o konuda çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunursunuz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Başkanım siz ne isterseniz, benim zamanım müsait olduğu sürece her zaman yardımcı olmak isterim. Bunu da çok içtenlikle söylüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bizim dersimizde, yani hukuk ve sanat dersinde öğrencilerimin ilk derste sorduğum bir soru var. Hangi enstrümanı çaldıklarını soruyorum. Çalıyor musunuz demiyorum, hangisini çalıyorsunuz diyorum. Çünkü her sene mutlaka 5-6 enstrüman çalan öğrencim var. Keman, piyano, yan flüt, gitar çalıyorlar. Onlar dersin başında bir 10-15 dakika, bundan önceki yıllarda, şimdi de yapacağız onu, küçük bir konser veriyorlar bize. Ve sonra o çaldıkları parçanın hangi sanatçıya ait olduğunu, Mozart mı, Beethoven mı, işte kimdir, onu anlatıyorlar. Onun yaşarken karşılaştığı bir hukuk mücadelesi olmuş mu? Hukuk onu korumuş mu ya da korumamış mı? Bununla ilgili özel bir bölümü varsa onu öne çıkarmasını istiyoruz. Böylece enstrüman eşliğinde, yani müzik eşliğinde başlıyoruz derse. Ya da bir başka öğrencim Gauguin'den slide gösterisi yaparak onun hayatını anlatıyor. Hukuk gibi zor, sıkıcı, ben de hukukçuyum ama böyle koca koca kitapların yanında bir müzik dinlemek, o müzikle ilgili bilgilenmek onlara da çok iyi geliyor. Sonra bir film izliyoruz.
filmin içindeki adalet duygusunu, vicdan duygusunu, ön yargıların adalete etkisinin olup olmadığını da final sorusu olarak soruyoruz. Böyle keyifli bir bölüm oluyor, evet. Çok güzel. Ben peki, soruları alabilirim, burada okuyabiliyor muyum? Hepsini bilmiyorum şimdi ama. Şimdi soruları sırayla ben size aktarmak istiyorum. Hep birlikte bakalım. Çünkü öyle güzel dinlediniz ki ben onları kaydedemedim sizin dinlerken Sayın Bakanım. Şimdi evet, buralarda size teşekkürler var. Evet. Evet. Herkes teşekkür etmiş hocam. Bakalım evet, size teşekkür etmiş bu keyifli sohbet için gördüğüm kadarıyla. Çok ya Kemal ederim. Meselesini ben de bilirdim. Gayet görmezden gelerek yalnız bırakmıştır Nazım'ın annesini orada. Bu da ataerkil toplumun erkek eril egemenliğinin göstergesi evet, gibi karşımızda. Şimdi Yasemin Hanım, Bahri Uçuğ'u da anmak lazım diye. Elbette. Tabii elbette. Ki çok değerli. Çok isim var. Tabii hepsini evet, birden sayamadım. Mesela Sevgi Soysal'ı da anmak lazım. Hmm. Çok iyi bir edebiyatçı evet, ama bunun bedelini cezaevinde çok acılar çekerek ne yazık ki o bedeli ödemiş. Pınar Kür kitapları toplatıldığı için bunun büyük üzüntüsünü yaşamış. Yine benim çok sevdiğim kadın yazar Erendiz Akasu, Yurdum Gurbet Olmasın başlığıyla bir kitap yazdı. Nasıl güzel bir söz değil mi? Yurdum Gurbet Olmasın. Evet. Tabii ki Bahriye Hanım'ı, Bahriye'yi çok, benim de çok değerli hocam, sevgili siyaset dostum, arkadaşım, büyüğümdü. Onu da rahmetle anıyorum. Sayın Bakanım, ben bir soru sorayım. Arkadaşlarımız sadece teşekkürlerini iletmişler. Ve belki de soru sorma yani sizi kıyamadılar yorgun olduğunuz için. Hukukla edebiyat ilişkisi. Ben hukuka çok yakıştırırım edebiyatı. Çünkü o romanlarda empati kurma yetenekleriyle ne düşünürsünüz? Derste anlatır mısınız edebiyatla hukuk ilişkisi üzerine? Aktardığınız bir şeyler var mıdır derslerde hukuk fakültesi öğrencilerine? Tabii ki. Hukuk fakültesi öğrencileri edebiyatla ilgili örneklemelere çok kolay uyum sağlayan öğrenciler. Çünkü biraz daha ne diyelim, analitik bakıyorlar hayata ve her şeye, olaylara da. O nedenle edebiyat onların ilgi alanı olmasa bile ilgisiz kalamayacakları bir alan. Daha güzel bir ifade olacak. Onlarla beraber özellikle edebiyat türleri içinde hangilerinin daha çok öne çıktığını, mesela bazıları seyahat kitaplarını çok seviyor edebiyat dediğimiz zaman, çok sayıda seyahat kitabı okuduğunu ve bundan zevk aldığını anlatıyor. Bir kısmı yalnızca şiir ile ilgili olan kitaplardan ve o şairlerden bahsediyor ama evet. İlgimi çeken bir şey var. Üniversite gençleri okumuyor, bilgisiz, işte ilgisiz filan deniyordu. Ben öğrencilerimde onu görmedim. Mesela harika Atilla İlhan yorumları filan yapabiliyorlar. Piya şiirini ezbere okuyan öğrencilerim var ve oradaki piyanın kim olduğunu kendilerince de yorumlayabiliyorlar. Bu yani çok kolay rastlanan örnekler değil. Edebiyatın iki anlamda öğrencileri ilgilendirdiğini gördüm. Bunlardan bir tanesi tür olarak güzel. Çünkü edebiyat en kolay ulaşılan bir sanat dalı. En kolay ulaşılan, en hızlı ulaşılan, en çabuk tüketilen bir tür. Ama ikincisi edebiyatla ilgili olan kısımda özellikle sansür ve toplatılmasına yönelik yaşanmışlıklar çok tepkisel karşılanıyor öğrenciler tarafından. Yani bir kitap, bir düşünce özgürlüğünün ifadesi hukuk tarafından korunmalıydı, korunmalıdır.
onun güven getirdiği bir güven ortamı olmalıdır edebiyatçı için diye. Yani en kıyamadıkları cezalandırmalar edebiyat alanında olanlar. Dediğim gibi belki tiyatroya çok fazla gitmedikleri için, belki resim sergisi gezmedikleri için ama kitaba çok kolayca ulaşılabildiği için daha onu değerlendirme şansları oluyor bu nedenle. Ama kitapla ilgili yasaklar, yazanların başına gelenler, hiç değişmeyen bir kader bu galiba bizim ülkemizde. Yani ta 2. Abdülhamit zamanından tutun bugüne kadar. Bunlar hukukun yetmediğini gösteren olumsuz örnekler. Tabii bu arada şey de hoşa gidiyor. Mesela 2. Abdülhamit döneminde kullanılması yasaklanan sözcükler vardı biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi burun sözcüğüydü. 2. Abdülhamit'in yaratılış olarak kemikli bir burun olduğu için burun sözcüğünü kullanmak 2. Abdülhamit'i hatırlattığı için yasaklanmıştı. Mesela saray burnu denmiyordu. Ya da Molière'den bir kitap çevirirken bir Türk yazar Ege kıyılarını anlatırken de burunlar demesi lazım. Burun dememek için hani denizlerden karalara, karalardan denizlere uzanan, oradan tekrar karalara gelen parçalar diye yarım sayfa burun yazmıştı. Ama en ilginci çocukların da çok şaşırdıkları sansürlenen bir sözcük daha var. Bakalım kim tahmin edebilir neden olduğunu. Tahta kurusu demek yasaklanmış. Yani birçok sözcük yasak da 2. Abdülhamit'te. Cumhuriyet, ateş, barut, dinamik, özgürlük bunların hepsi yasak. Bir de tahta kurusu yasak. Acaba neden? Tahtın kurusun demekmiş bakalım. Nasıl? Öyle anlıyormuş. Tahtın kurusun. Bravo. Tabii, evet. Harikasın. Bu da sizden kopya tabii. Kopya mı? Evet, bakalım sizden kopya bu da. Doğru. Tahtın kurusu. Hızlı hızlı söylendiği zaman tahta kurusu. Evet. Tahta kurusu denince tahtın kurusun gibi anlaşılabilir. Evet. O yüzden tahta kurusu sözcüğünde yasaklanan, sansürlenen sözcükler arasında. Zavallılar. Yani bir hukuk fakültesi öğrencisi buna çok tepki gösteriyor tabii. Daha da çok genç oldukları için o yılların koşullarını filan hiç düşünme gereği duymadan daha radikal bakışla olmaz böyle şey hocam böyle şey mi olur filan diye burada biraz tepkileri böyle. Evet. Ben girmişken bir devam edebilir miyim kısa bir şey? Buyurun. Başlamışken. Tabii. Evet, öncelikle Öner Bekir'imize çok teşekkür ediyoruz. Biz hep bir aradayız. Her türlü bilgisinden, donanımından yararlanıyoruz. Kaderde de öyle. Özellikle sanat konusunda kadınlar sanata girdiği zaman toplum hayatının değişim göstergesi başlıyor. Gerçekten toplum artık değişmeye başlıyor kadınla birlikte sanatta. Çünkü sanatçı toplum var olan topluma uyum sağlamaz. Biraz önce Öner Başkanım da söyledi. O geleceği yaratıcı şeyler yaratır sanatıyla birlikte. Bir de özellikle mesela sinema sanatından pek bahsedemedik burada herhalde. Tabii sinemada, çok dalı var aslında ama. Evet. Sinemada çok önemli toplumu değiştirmekte. Çok önemli bir rol oynamıştır. Özellikle bizim Türkiye'de biliyorsunuz bu tür görsel şeyler çok zor geldi. Cumhuriyet'le birlikte yerleşti. Onunla birlikte toplumda kadınlar soluk almaya başladı bence. Aynen resim sanatında da öyle. Ben de bir resim öğretmeni olarak veya benim ailem de sinemacı, işte yine bir abim ressam profesör. Sanatın içinde olduğum için bunu biliyorum. Erkek egemenliği sanatta da çok fazlaydı. Ama şimdi biz bunu kırdık. Bugün bakıyoruz profesörler. Dün daha bir arkadaşım Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar'da profesör oldu. Bir bayan arkadaşım. Bunlar çok hoş. Dekanlarımız artık ağır ağır başlıyorlar. Yani kadınlar bence çok hızlı ilerlemeye başladı. Bu da çok güzel. Teşekkür ediyorum. Ben bunu ilerlemek istedim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz sayın katılımcı. Kolay gelsin. Özellikle kapalı rejimlerde
daha ataerkil kültürün hala çok egemen olduğu rejimlerde kadının kendisine sanat dünyasında yer bulabilmesi çok kolay olmuyor. Ama şöyle bakılıyor galiba kadınlar için olan da işte gelsin gitsin, oyalansın, eğlensin, sıkılmasın, onun içinde böyle bir değişiklik olsun diye bakılıyor. Erkekler için ise bu bir meslek olmamalı, o muhakkak bir mesleği olsun, bunu da hobi olarak yapsın. Hala iki cinsiyet için bakış açısı da sanat konusunda çok hak ettiği değerlendirmeyi bulabilmiş değil. Biraz evvel demiştim ki kadınlar işte daha empati yapmayı biliyorlar, aynı anda birkaç işe odaklanıp sonuçlandırabiliyorlar ve inatçı bir yanları var. Gerçekten hayatını bile bildiğim kadın sanatçılarımızın çok yanı başında ölümü hissettiği halde o sanatla uğraşmaktan vazgeçmediğini görüyoruz. Mesela işte Semiha Berksoy ne kadar önemli bir kadın sanatçımız, opera sanatçımız. Babası ona en ağır sözleri söylüyor. Yani sokaklardaki kadınlara işte hitap edilen şekliyle kızına hitap ederek döndürmek istiyor yolundan ama başaramıyor. Ya da seramik sanatçısı Türeya çok ağır hasta olduğu halde seramik şeyini, ocağını içmiyor ondan. Çok ilginç bir örnek daha vererek bir gülümseme sağlayalım. Fahrenisa Zeyd bir prenses, işte Irak kralının kardeşiyle evleniyor. Ondan evvel de zaten ailesi çok özgürce büyütmüş, yetiştirmiş Aliye Hanım'ı ve kendisini ve Cevat Şakir'i. Ama evlendikten sonra da gerçekten artık bir prenses olup prenses gibi yaşamaya başlıyor. Bir gün nedense nasıl olduysa mutfakta tavuğu pişirmesi ona düşüyor. Hep yemeğe alışmış tavuğu, ilk defa tavuğu böyle elinde görüyor mutfakta. Bunu nasıl pişireceğini düşünürken uzunca bir süre zaman geçiyor aradan. Merak ediyorlar, ne yapıyor acaba, tavuğu pişirdi mi pişirmedi mi diye. Bir de girip bakıyorlar ki tavuğu kesmiş, içindeki kemikleri çıkarmış, tavuğun bütün kemiklerini ve onlarla heykel yapıyor. Tavuğu falan pişiren kim? Tavuğun kemiklerinden heykel yapmaya başlamış. Şimdi kadın, hepimiz kadınız ve en iyi biz kendimizi biliriz. Duygusallığı, duygu yoğunluğu, duyarlılığı çok daha yüksek olan insanlarız. Yani bunu kimseyi küçümsemek, yani erkekleri küçümsemek falan anlamında söylemiyorum. Ama kadın duyarlılığı başka bir şey. Kadınların duygu dünyası başka bir şey. Onların hayalleri, o hayallerine ulaşmak için göze alabileceği zorluklar başka bir şey. O yüzden kadınların sadece yetenekleri vardır diye bir kenara koymayıp onların daha çok eğitim alabilmesine yönelik bir devlet politikası uygulansa bizim ülkemizde de ben inanıyorum ki çok daha fazla kadın sanatçımız her alanda, sinemada, tiyatroda, edebiyatta, resimde, balede, operada, hepsinde yapılabilir. Ama biz bir operada kadın etek boyları kısa diye onları uzatmaya kalktık. Ya da işte Gogol'un palto oyununda terörist propagandası yapılıyor diye oyunu sahneden kaldırdık. Yani hala bu gözle bakan, bu gözle değerlendiren, bu gözle sanatın gelişmesi bir yana ayakta durmasına çalışmaya uğraşıyoruz. Hala heykellerle alay edilen, işte ucube gibi görüldüğü ifade edilen, bırakın sanatçıyı desteklemeyi, sanatçıya saygıyı dahi göstermeyen bir toplumda yine de bu kadar sanat var ise ve sanatçı var ise bu bile önemli bir direniştir. Ben programdan ayrılırken madem ki hep kadını konuştuk, bir Nazım Hikmet şiiri okuyarak bitirebilir miyim sevgili Genel Başkanım? Tabii ki. Benim çok sevdiğim şiirdir bu. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Ayağını bastın odama, 40 yıllık beton, çayır çimen şimdi. Wow. Güldün, güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın,
avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadınım benim, hoş geldin. Bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Katıldığınız için, bizimle birlikte olduğunuz için, yürekten buradaki bütün katılımcılar adına, TÜKAD ailemiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Müsaadenizle toplantımızı, söyleşimizi kapatıyorum. Geleceğin Güçlü Kadınları eğitim programında görüşmek üzere diyorum. Peki. Hocam. Peki. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel bir konuşma. Sağ olun.